genel izleyici kitlesi için uygundur Eko Türk ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü programımızda yazar Ece Özbaşla beraberiz. Kendisinin hem yetişkin hem de çocuk romanları var. Onun dışında farklı türlerde de kitapları var ve yazıyor, yazmaya devam ediyor. Kendisiyle genel olarak kitapları üzerine konuşacağız. E canım hoş geldiniz. Hoş buldum. Son kitabımız Cumhuriyet Sevdası okurlarla buluştu bu sene. Cumhuriyetimizin aynı zamanda 100. yılında okurlarla buluştu. O anlamda da özel bir değeri var, özel bir anlamı var. E, cumhuriyet Sevdası e, bir çocuk kitabı olarak çıktı. İsterseniz Cumhuriyet Sevdası'nın konusu biraz. neden çocuklara yönelik hazırladınız? Onlarla başlayalım. Şimdi Cumhuriyet e, neden ...önemliyle başlamak gerekir belki. Çoğulculukla, çok renklilikle ilgili olduğu için Cumhuriyet'i seviyoruz zaten. Hepimizin sesi duyulduğu için seviyoruz. Bunu da en güzel kime miras bırakıyoruz? Çocuklara. Bu sebeple çocuklara anlatmak istedik. Ee, Cumhuriyet sevdası nedir? Yani Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet sevdası kitabını çocuklar için yazmak istedim. Çünkü biz yetişkinler olabildiğince Cumhuriyet'in kıymetini biliyoruz ama çocuklarımıza miras bıraktığımız için öncelikle çocuklara neden Cumhuriyet'in önemli olduğunu anlatmak istedim. Çünkü bana göre ve aslında bize göre, hepimize göre Cumhuriyet çok seslilik, çoğulculuk, hepimizin rengini ortaya koyabildiği özgür bir yönetim biçimi ve bizi karşılayan da atamızın önerdiği ve bütün sistemlerin aslında önerdiği şey bu yönetim biçimi bu. Cumhuriyet çok önemli çünkü dünyanın ışığıdır cumhuriyet. Çünkü hepimiz dünyanın ışığıyız ve kendi ışığımızı göstermek için cumhuriyete ihtiyacımız var. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Burada sadece şeyler yok yani kuru tanımlar yok. E, Çocuklara bir kurgu içinde anlatmak istedim. Platon'un cumhuriyet tanımından tutun da işte Sokrates'e kadar birçok tanım var. Ama bunu bir Sevda isimli bir kız çocuğu üzerinden anlattım. Ona büyülü bir beyaz şahin gönderdim kurgu içinde. Büyülü beyaz şahinin anlamıysa Türklerin sembolüdür aslında şahin. Ve biraz mitoloji de katarak yani başka bir derinlik katarak çocukların dünyasına ki onlar aslında bu son kuşak bizden çok daha derinler. Onlara böyle anlatmak istedim. Ve geri bildirimlerde de bundan yetişkinlerin de çocukların da mutlu olduğunu gördüm. O yüzden de gerçekten keyifli oldu benim için. İlginç bilgiler aktarıyorum. Bana göre ilginç. Aslında öğretmenlerin öğrettiği ama bizim unuttuğumuz bilgiler. Çanakkale geçilmez selamlanır gibi bilgiler. Cumhuriyeti Çanakkale'den anlatmalıydım. Çünkü Cumhuriyet oradan doğdu. Ee, ve bütün bu doğuşu kapsayan bir hikaye içinde hem Çanakkale şehitlerinden bahsettim, hem anzaklardan bahsettim, hem de Atatürk'ün cumhuriyetle, çocuklarla ilişkisini anlattığım bir kitap oldu. O yüzden mutluyum çok. Kitabımızın ilk birkaç sayfasında sizin de izninizle e, ki. Mustafa Buyurun. Kemal Atatürk'ün alıntıladığınız bazı cümleler var. Evet. Birini okumak isterim. Evet. Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Diye bir sözü var Mustafa Kemal evet. Atatürk'ün ve siz bunu almışsınız kitabınızda. Evet. Bu cümlenin sizin için anlamı nedir ve neden böyle bir cümlesini çocuk kitabınızın içine koymayı tercih ettiniz? Bir kere içimi titreten bir cümle bu. Yani bir insanın, öncelikle insanın bilgiye böyle sevdalanması ve keşif heyecanı beni mutlu ediyor. Üstelik bunun Atatürk tarafından söylenmiş olması daha da heyecan verici benim için. O bir yetimdi ve yetimlikten buraya geldi. Yani koca bir cumhuriyet hediye etti bize, bir toprak hediye etti, yani bir dünya hediye etti. Bu bütün bunları hediye eden bir liderin çocukluğundan itibaren kendini böylesine bilgiye açmış olması müthiş heyecanlandırdı. O yüzden bunu koydum. Ve yeni nesiller için de müthiş bir örnek aslında. Evet. Onu da Başarı unutmamakta fayda var. Evet. 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 Bu kadar zorlukların içerisinden çıkıp. Evet. Yani şikayet etmememiz gerektiğini ve duruma dair ne yapılması gerekiyorsa onun yapılacağını anlatan bir cümle bu bana göre. Peki diğer kitaplarınıza da e, değineceğiz fakat e, sizi sizden dinlemeyi çok isteriz. Yazı hayatınız nasıl başladı Ejcan'ım? E, nasıl e, kitap yazmaya karar verdiniz? Bildiğimiz kadarıyla öncelikle bir editörlük süreciniz var. Evet. Ondan sonra evet sizden dinleyelim. Aslında çocukluk düşün bu benim. Yani ben çocukken de hikaye yaz yazdım yazıyordum. E, o devam etti zaten bu kadar kitaplara aşk duyduğum için, hikayeleri sevdiğim için, dünyayı böyle keşfetmeyi tercih ettiğim için editör oldum. Yani asıl amacım yazar olmaktı. Ama bu sırada bir yazarın çok fazla kitap okuması gerektiğini keşfettiğimden olsa gerek. Ve beni farklı alanlarda zenginleştirdiğini keşfettiğim için editörlüğü tercih ettim. Benim için inanılmaz bir alan oldu. Yazarlarla da tanışma ve çok büyük yazarlarla çalışma onuruna da eriştim. O anlamda da çok mutluyum. Nazlı Eray hocam yolumu aydınlattı. Büyülü gerçekliğin hakikaten bu ülkede yerleşmesini sağlayan bir yazar. Dolayısıyla aslında çocukluk düşümü gerçekleştirdiğim bir meslek hayatım var. Yazmak dediğim gibi hep hep vardı hayatımda. Hep yani hiç eksik olmadı. Ama ilginç kurgular bulma sürecim o çok okumalarımla ve editörlüğümle gerçekleşti yine. Sihirin Kovulmuş Melekleri romanıyla romancılığa başladım. Daha öncesinde inceleme araştırma kitaplarım var yazarları dair. Ama Sihirin Kovulmuş Melekleri çok özel bir e, kitap benim için. Çünkü dünyada daha önce hiç işlenmemiş bir konuyu işledim. Olur mu diyeceksiniz. Evet oluyor. E, i̇nsanlara sihri öğreten melekleri ilk kez bir roman kurgusu içinde kullanan benim. Büyü zaten herkesin yani yüzyıllardır ilgilendiği bir şey ama bunu Mezopotamya'da, e, Mezopotamya'nın zenginliğinde aktarmak keyifliydi. Bu bir üçleme, bu birinci kitabı. Şu anda Büyücü Ninma'yı yazıyorum, ikinci kitap. İlk kitapta Mezopotamya mitolojisini anlattım. Bu toprakların hikayesiydi aslında. İkinci kitap Mısır ve onu da yazıyorum Ocak gibi çıkmış olacak. Üçüncüsü de Kert ve İskandinav müteahhisi olacak. Bu bir üçleme birbirinin devamı. Heyecanlı bir hikaye. Yani en azından okurların geri bildirimi çok e, beni mutlu ettiği için. İlk yolculuğum onunla başladı. Sonra babamın Çirkin Kadınları'nı yazdım. Bu bir yetişkin ve biraz toplumsal gerçekçi bir roman da olduğu için bir eleştiri kitabı. E, eğlence hayatının gerçekten herkesi ilgilendiren bir eğlence olmasını dilediğim ya da Orta Anadolu kültürünün bilgelik kısmına yönlendirmeye çalıştığım bir kitap. Yani bir abdallık kültürü var. Bir de yanlış kullanılan bir gece hayatı var. Hep erkek yazarlar anlattılar kendi çerçevelerinden. Ben de dedim ki bir de kadınlar açısından bakalım bu hikayelere. Yani bu eğlenceli türkülerin içeriğinde ya da arkasında ya da sahnedeki parlak ışıkların ardında ne var? Bir de kadın açısından bakın dedim. Ve öyle kalemi aldım. Değişik ve e, değişik bir kurgu bana göre. Kitabın kapağında bile oyunlar oynadım. Yani içinde matematiksel e, bir takım kurgular da var. Ama bilmeceler de var. Bence eğlenceli bir yol, yolculuk sunuyor. Onun dışında Del Delice kitabı var. O da toplumsal gerçekçi. Tamamen gerçek kadın hikayelerini anlattım. Ektörlük sürecimde bir sürü çalışmalarda katkıda bulunduğum için çok çeşitli kadın profiliyle karşılaştım. Röportaj yaptım. O zaman röportaj kitaplarını onları inceledim. Fakat roman kurgusu içinde hiç değinmediğim yerlere değinmek istedim. O yüzden benim için özel bir çalışma. Hepsi gerçek insan hikayesi ama bir kurgu içinde yazdım. Deldilce'nin anlamı da yabani doğan demek. Kitabın kurgusuyla da okuduklarını görecekler. Çok uyumlu. Biraz yine kelime oyunu var. Ben seviyorum galiba kelimelerle o oynamayı. E, bunun dışında Safahati günümüz Türkçesine uyarladım. i̇bn Sina'nın felsefe ve metafizik e, iki önemli e, risalesini diyeyim, makalelerini bir araya topladım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. i̇bn Sina bizim ışığımız, doğudan yükselip batıya da ışık veren bir filozof o yüzden onun kitabı da benim için çok kıymetli. Ve en son olarak da bir resimli çocuk kitabı hazırladık. Atilla Arbaş'la birlikte mimar, ressam, tasarımcı. Sihirli Patgün Bam Kenti. Bu, bu da serinin ilk kitabı Gökkuşağı Kapısı. Son derece mutluyuz. Keyifli bir kitap oldu. Aslında kitaplarınızı anlatırken hem yetişkinlere yönelik hem de çocuklara yönelik evet. kitaplarınız var. Hikaye, roman, farklı türlerde aynı zamanda araştırma kitaplarınız da mevcut. Şunu çok merak ettim. Röportajdan önce de kitaplarınıza baktığımda, incelediğimde, okuduğumda kaleminiz yeri geliyor çocuk kitabına yazmaya gidiyor, yeri geliyor yetişkin yazmaya gidiyor. Bu neye göre şekilleniyor sizin dünyanızda? Çünkü ikisi çok farklı alanlar, e, evet. hedef kitle çok farklı ve o dili, o dünyayı kurguyu oturtmakta apayrı bir e, yoğunluk isteyen bir şey ve siz iki tarafa da yazıyorsunuz. Aslında bilgi insana çok boyutluluk e, zevkini verir. Bilgilendikçe evet eğiliriz ama açılırız da. Yani dünya bilgiyle daha esnek, daha geniş bir yer. Ve bütün e, yazarların geniş bir dünyası vardır. Bazıları tek alana yönelir. Bense birçok bir alanda oyun oynamak istiyorum. Yani hikaye kurmak istiyorum ve oyun oynamak istiyorum ve bundan keyif alıyorum. Bazen çocuksulaşıyorum çünkü aslında masalarda bütün çocuklar, yani yazarlar çocuklar dedim. E, yazarlar çocuksudur. Ve çocuklar da aslında yazar bilgeliği taşırlar. İkisini harmanlamak güzel, keyifli bir alan. Büyülü gerçeklik türüyle toplumsal gerçekliği oradan oraya geçmek de hepsinin çok geçişken olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de benim için oradan oraya zıplamak gibi bir şey bu. Aslında çok gerçek bir şey söylediğiniz, çok gerçek. Hı -hı. Mitolojiden çok beslendiğiniz dile evet. getirdiniz. Mitoloji sizin dünyanızda yani e, kaleme aldığınız mitolojinin dışında da günlük hayatta sizin için mitoloji nerede? Özellikle bizim kültürümüzde de mitoloji çok önemli. Evet. E, diğer e, ülkeler içinde birçok ülkenin mitolojisi var. E, hem Anadolu mitolojisi olarak hem genel olarak mitolojinin e, sizin hayatınızdaki yeri nedir? Benim başka hayatım yok. <laughs> yani böyle diyebilirim. Gördüğünüz gibi mavi saçlarım var. Ben mitolojik bir karakterim. <laughs> yani o yüzden de benim hayatım mitoloji üzerine kurgulu. Yani dünyanın, yani şu anda yaşadığımız toplumda bile, her toplum için geçerli katman katman bir yaşam var. Ben kendi katmanımda mitolojiyi yaşıyorum ve kadim bilginin yolcusuyum. Aynı zamanda ee, bu hafta. Atatürk Haftası Evet. 10 Kasım'ı geçirdik çok kısa bir zaman önce Atatürk Haftası'nda tam da birkaç kitabınızın konusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet aynı zamanda Cumhuriyet rejimiyle de ilgiliyken isterseniz bir Atatürk Haftası'nda yine bu konuyla ilgili mesajınızı alalım neler söylemek istersiniz izleyicilerimize, genç izleyicilerimize yetişkin izleyicilerimize şimdi kitabın en sonunda açarsanız ve benim için okursanız Atatürk kendisi bize Atatürk'e nasıl bakmamız gerektiğini söylüyor zaten. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal, ikinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Başka söylenebilecek bir şey yok. Atam her şeyi söylemiş. Sadece onun açtığı yoldan yürüyüp yeni ufuklar açmamızı istiyor. Hepimiz de o onun liderlik ışığının olduğunu söylüyor. Ve biz o yüzden o yolun yolcusuyuz. Çünkü o bize bilgiyi ve medeniyeti sunuyor. Başka da yani bireysel bir egosu yok. Bu yüzden de biz Atatürk'ü çok seviyoruz. Çocuk kitabımıza serisine devam edeceğinizi söylediniz. Şu an yazdığımız e, ikinci kitabınız var. Onun içeriğini konusunu bize biraz şimdi bu ipucu sihirli patgum kenti e, çok özgün ve orijinal bir çalışma. Burada biz tamamen distopik bir evren kurduk. Değişik karakterlerimiz var. Çocuklara aslında biraz felsefeden bahsetmek istedik. O yüzden içinde Çivi Yazısı da var. Fibonacci dizilimi de var. Bunun devamında bu ilk kitap ve Kent'i tanıyoruz bu şekilde. Bunun ardından filozofları tanıyacaklar. Çocuklara yine uygun bir dilde ve çizimlerle ama onların ayarında. Yani artık Çocuk edebiyatında kaplumbağa, tavşan ve horozdan biraz vazgeçip yeni kuşan istediği tuhaf olabilir ama değişik dünyayı sunmamız gerekiyor. Bizim de derdimiz oydu. Bu iki kitap ikincisinden itibaren çocuklar hem mitoloji öğrenecekler, hem tarih öğrenecekler, hem felsefe öğrenecekler. Ama asla sıkılmayacaklar. Aynı zamanda kitabın içindeki resimler de evet. çok farklı. Beraber evet. çalıştığımız resmeden. Atilla e, Ağırbaş. Evet. Biraz bahsetmek ister misiniz? Nasıl bir evet. kompozisyon, nasıl bir birliktelik yarattınız? Evet. Atilla Ağırbaş ressam, mimar ve tasarımcı. E, bu onun daha önce Çizgilerle Denizli Evleri diye bir kitabı yayınlandı. Ve o o dönemde tanıştık. Çocuk kitabı, e, projesi yine aslında onundu. Çok da keyif aldığı çizimler vardı. Dedik ki o zaman hikayeyi ona göre oluşturduk. Yani onun çizdiği resimlerle e, benim hikayemi birleştirerek bunu çıkardık. Bunun devamı da gelecek. Kendisi sürrealist bir ressamdır. Çok yeteneklidir. Önümüzdeki ayda e, bir resim sergisi açılacak Denizli'de. Aralık ortasında. Hayatını Sanata adamış iki insan karşılaşınca güzel işler çıkıyor. Yani küçük okurlar için de böyle minik ipucu vermek istersem e, karakterler gerçekten tamamen özgün. evet çok özgün <laughs> tanıtımları da bir o kadar özgün kitabın sonunda evet. karakterler Kim tek kimdir tek de, evet yani gerçekten çok güzel çok <laughs> eğlendik ya çok eğlendik yani çocuklar da eğlenecek hatta yani yetişkinlerin de okuyup eğlendiğini biliyorum ben buna evet. dair çok var bundan bir tiyatro da üreteceğiz. Kukla tiyatrosu olacak bu. Bunun dışında şu anda bu kitaba özel bir müzik besteleniyor. Bu çocuk kitabının başlangıcı yani bu ilk çalışma. Bundan sonra bu bir çizgi filmde olacak, bir oyunda olacak ve aynı zamanda dediğim gibi tiyatroda olacak. Çünkü özgün bir kent hep beraber pat gün bam diye bağıracağız. Peki kitaplarınızı kaleme alırken, yazılarınızı yazarken e, nelerden ilham alıyorsunuz? Sizi besleyen alanlar neler? İnsan hikayeleri beni çok etkiliyor. Bütün aslında mitoloji de insan hikayelerini anlatır. İnsanın kendi öz anlatır. Ama tabii ki bunu yüksekten, yüksek perdeden anlatır. Bütün durup baktığımızda kadim metinlerde Hepsi insanın daha yüksek bir bilince ulaşması için bir şeyler anlatmıştır. Yani bir şeyler diyorum, çok şeyler anlatmıştır. Nasıl ifade edemediğim için böyle söylüyorum. Beni en çok etkileyen şey kesinlikle insan. Dünyanın hepimizin ışığı olduğuna yüzde yüz inanıyorum. Tek tek ışıkları keşfetmek hoşuma gidiyor. Ama tabii tuhaf bakış açılarım da var. Yani sizin bekleme odasında. Şahane yuvarlak bebekleme odanız var. Bayıldım. Ve e, bir kenarına oturduğumda dünyanın merkezinde hissettim kendimi. Sonra başka konuklarımız geldi. E onlar da dünyanın merkezindeydi. Çünkü yuvarlakta merkez her yerde. Çok hayatı eğlenceli buluyorum ve <laughs> o yüzden biraz tuhaf bakın. mesela bir e, sela duyduğumda bir hikaye geliyor yani bir başka bir hikaye. Deniz sesinde başka bir hikaye. Yani dediğim gibi ben yani biraz önce de söylediğim gibi ben mitolojik yaşıyorum. <laughs> o yüzden her şey hikaye olabilir siz bile. Peki canım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim katıldığınız için. Türk yazarları lütfen keşfedin. Yani biliyorum e, yabancı yazarlar da kıymetli. Asla e, bunu tartışmıyorum. Fakat Türk yazarlara, yazarlar bile haksızlık ediyor diye düşünüyorum. Biraz daha keşfetmenizi rica ediyorum. Biraz daha detaylı bakmanızı rica ediyorum. Ve sadece popüler kültürden değil. Gerçekten emek vererek bilgi hayatına katkıda bulunmak istiyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet bugün kodumuz Ece Özbaştı. Hoşça kalın.